İYİ Parti Ankara Milletvekili eski bakan Koray Aydın Mamak'ta iş adamları ile buluştu. Ankara'da müteahhitlik yapan, başta iş adamı Selhun Dormanlı ve inşaat sektöründe yaklaşık 200 iş adamı, Ankara Mamak'ta İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'a sıkıntı ve taleplerini iletme noktasında bir araya geldiler. Mamak İYİ Parti ilçe başkanı Ümit Yıldırım ve iş adamı Selhun Dormanlı'nın organizatörlüğünde düzenlenen toplantıya, başta İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Dr. Yener Yıldırım, birçok iş adamı ve müteahhitler katıldı. Toplantıda iş adamları tarafından dile getirilen sorun ve talepler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilmek üzere ve çözüm noktasına ulaştırma noktasında Koray Aydın'dan söz aldılar. Yaklaşık 200 iş adamı ve müteahhitlerin katıldığı toplantı, çekilen hatıra resimlerden sonra son buldu. Başkanımız yani bu toplantıyı düzenleyerek, yani benim biraz önce ana hatlarıyla söylemiş olduğum konuda, yani birbirimizi tanıma üzerine bir yapı inşa etmesinden şahsen ben çok mutluluk duyuyorum. Hatta şunu da yapabiliriz. Yani bazen hepinizin iş yerleri var. Ulan ararsınız bir öğleden gel buraya da bir oturalım. Yani beraber bir öğle yemeği yiyelim dersiniz. Ya da işte ikindi de gelin hep beraber. Yani samimiyeti arttırmak. Aslında güçleri birleştirmek. Yani sonuca gitmekte en büyük yani organize kabiliyetiniz de varsa sonuç doğurabilecek bir durumdur. Mamak buna yatkın ben biliyorum. Yani ben Mamak'ta oturmuyorum ama yani Ankara'ya geldiğimden beri yani buranın yani siyasi alanı içerisinde hep bulundum. Ondan sonra bir de yani yapı olarak, yetişme tarzı olarak ben Allah yukarıda şahittir. Vallahi bakanlık yaptım. Her türlü görevde bulundum. Ben daha kimseye hangi partidensin diye sormadım. Hiç sormadım. Benim salı günleri bakanlık kapısını açık tutuyordum. Kendim ayakta duruyordum. Bütün genel müdürlerimi sağ tarafa diziyordum. Kapı açık. Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmiş. Bir kısmını da tanımıyorum yani. Gelip derdini söylüyordu. Orada ilgili olan genel müdür ve hemen şey yapıyordu. Ama benim bir disiplinim vardı. Benim genel müdürlerim öyle konuya bakmayacak. Sarsa gelecek. Yani daha en başta onlarla konuştum. Yani birilerine ilgi göstermediğiniz takdirde değişim yapabileceğimi kendilerine söylemişimdir. Dolayısıyla öyle anlar yaşadık ki arabasıyla geri dönen arkadaşım yoldayken bizi arayıp ya bizim işimizi hallettirir, teşekkür ederiz dediği şeyleri yani çok çok yaşadık ve bunu beraber gördük. Bu yani karşılıklı birbirine dayanışmanın bir ürünüdür aslında. Siyaset yani sadece belli bir yapı üzerinden götürüldüğü takdirde sadece düşmanlık yaratıyor bana göre. Ya niye düşman olalım kardeşim? Yani benim her partiden tanıdıklarım var. Benim her partiden ailece görüştüklerim var. Kimse kimseyle bir düşmanlığı yok ki. Yani normal olarak bir araya geldiğimizde birbirimizle dostluk ortamında çok rahat anlaşabiliyoruz. Aramızda da hiçbir problem olmadığını birlikte yaşadığımız hep beraber görüyoruz. O bakımdan hani Mamak'ın geleceğiyle ilgili olarak atılacak adımlarda parçalı yapılar çıkacağını görüyorum şu anda. Yani partiler eskisi gibi şey yapamayacaklar. Çok farklı farklı arayışlar içerisinde olacaklar. Onun için düzeni doğru inşa edenin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum. Yani A partisinden memnun olmayan, B'den C'den olmayanların ya yeter artık şurada huzur var, şurada herkes bir araya gelmiş diyebileceği bir yapının ben bu seçimden başarıyla çıkacağına inanıyorum. Onun için başkan beni aradığında hani kendisini tebrik ettim. Çünkü ben zaten kafamda var olan şeyleri kendisinin hayata geçirmiş olmasından ilçe başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ona da şükranlarımı sunuyorum. Yani beni de böyle milletvekili şeyle bakmayın. Tamam mı? Buranın bir her zaman içinde olmuş bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak ben zaten mecliste bulunuyorum. Grup başkanlığım orada. Her zaman temas kurabiliriz, bir araya gelebiliriz. Yani organizeleri siz yapacaksınız, biz katılacağız. Çünkü buraları siz bizden daha iyi biliyorsunuz.
Bu halkaları genişletmek, bu halkaları büyütmek, biz öyle tembel adamlar değiliz. Çıkar geliriz. Yeter ki bildirin, yeter ki söyleyin, zamanımızı, emeğimizi, gayretimizi bu işe koyabiliriz. Bir de böyle bir değişime ben Mamak'ın da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Mamak daha iyi olmalı. Daha burada üretilecek çok şey var. Aslında Mamak'ta nitelikli insan da çok. Bak şurada bir araya gelince birbirimizle görüştüğümüzde bunu görebiliyoruz. Yani bu birlikteliği, bu şeyi daha geniş bir alana yaymak için el birliği yapmak ve birbirimize inanarak, güvenerek, samimiyetle yaklaşarak böyle bir adım attığımızda ben inanıyorum Cenab-ı Allah da yardımcı olacaktır. Sonucu da iyi olacaktır. Katılımınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Razı olsun. Başkanım, lütfen. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, çok değerli iş insanları, değerli dostlar. Ben Doktor Yener Yıldırım. Gülveren Lisesi mezunuyum, Ankara'da mezunuyum, Rumuni İktisaslıyım. Anam da caminin dibinde oturuyor. Abidin Paşa Camisi'nin iki minareli caminin dibinde. Yani iç içeyiz. 10 Ekim 1923 günü Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Bakanımız isteğiyle Ankara İl Başkanlığı'na dolayısıyla başkentte hep beraber hizmet edeceğiz. Siz iş konumunda, biz siyasete. Bize halkımız bu dönem muhalefet dönemi. Dedi ki siz muhalefette sessiz çoğunun sesi, kimsesizlerin kimsesi, fakir fukara, garip kurabanın dostu olmuyor. Biz şimdi 6 milyon Ankara'ya ulaşmak için canla başla Sayın Bakanımız ve Genel Başkanımız adına çalışacağız. Biz işimiz muhalefet olduğuna göre biz neyi yapacağız? İktidarla çalışacağız. O zaman ne yapacağız? Yerinde gelip sorunları beraber teslim edeceğiz. Ben şuna inanıyorum. Halk için halka rağmen hiçbir şey yapamayız. Düşüncem şu. Bir hekim olarak biz hastayı önce karşısında diker şikayet ederiz. Sonra ona dokunuruz. Muayene ederiz. Arkasından tetkik ederiz. Kan tahlili, röntgeni, emaretleri, tomografisi bir teşhis koyarız. Teşhis sonrasında da tedavi ederiz. Biz de muhalefet olarak, İYİ Parti olarak aynen bunu yapıyoruz. Siz de bilmiyorsunuz. Sorunları tespit edeceğiz. Biz bunun hangisinin çözüm yolunun bir parçası olacağız diye koşturacağız. Bu sorunu çözdüğümüz AK Parti olabilir. Bu CHP olabilir. Bu MHP olabilir. Veya başka partinin olabilir. Mesele bu coğrafyada fakirlikte eşitlenen Türk toplumunu zenginlikte eşitlemek için mücadele edin. Biz buna varız. Siz de varsanız başkentin hakkını beraber savunalım. Başkentin hakkı çaldı. Başkentin başkentlik hakkı çaldı. Samim olarak söylüyorum ki dünyanın hiçbir ülkesinde Merkez Bankası başkentin dışına da çıksın. Yok böyle. Sayın yok. Dünyada yok. Bütün finans kuruluşları Ankara'nın başkentin dışına da yok. Sizin şaka mısınız? Siz bunun ne demek biliyor musunuz? Bu Ankara'nın anın gücünün zayıflaması demektir. Buradan finansın gitmesi. Demek ki bu konuda Ankara'nın başkenti hakkını savunmada omuz omuza vereceğiz. Kolu kola vereceğiz. Hangi farkın omuz olsun? Hepimiz Ankara'da yaşıyoruz. Ben istiyorum ki burada insanlarımızın her türlü sorununda çözümlü bir parça olalım. Sayın Bakanımla konuştuk biz. Biz Ankara'da ilçe bazında ilçe çalıştayları yapacağız. İlçe çalıştayları yapacağız. İş aralığı. Muhtarlık, esnaf, ticaret odası, esnaf odası. Biz sadece geleceğiz,
sorunları dinleyeceğiz. Vatandaşlar Mamak için neyi hayal ediyor? O hayallerimizi alacağız. Bunun çözümü meclisteyse mecliste, Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanlığı, valilikteyse valilikte, kaymakamlıktaysa kaymakamlıkta biz koşacağız. Arkadaşlar, siz bir koşacaksanız ben 100 koşmaya hazırım. Varsanız Ankara'nın hakkını aramaya, biz varız, bizi çalıştırın, tutun elimizden, hep beraber Ankara'yı ihya edelim. 6 milyon insanın daha yaşanabilir bir Ankara'da oluşması için mücadele edelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ankara'nın kurşuna da garibasının hakkını da savunmaya biz varız. Aşina da toprağının hakkını savunuyorlar. Varsanız bizi korktun. Teşekkür ediyorum.